ve sendikamız Hizmet İş'e karşı bir kısım CHP'li ve HDP'li belediyelerin tasfiye girişimi ve operasyonlarına karşı onurluca direndiniz. Haksız, adaletsiz biçimde işten çıkarılan binlerce üyemizin işe iadeleri için büyük bir mücadele başlattık. Hizmet İş Sendikası'nda seçimler yapıldı. İşe iade kararları bile artık işe yaramaz durumda. Hizmet İş Sendikası 14. Genel Kurulu'nu Ankara'da yaptı. Emeğin küresel kudreti temasıyla yapılan genel kurula Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da mesaj gönderdi. 14. Genel Kurul'a 30 yakın ülkeden 57 misafir sendikacı katıldı. Hak iş olarak sendikamız Hizmet İş olarak iş güvencesinin daha da keskinleştirilerek yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın talimatıyla Dostluk Yıldızı nişanı yeniden takdim edildi. Mahmut Arslan ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarından Hüseyin Öz'ün aday olduğu seçimde delegeler iki aday için sandık başına gitti. Delegelerin oylarıyla Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yeniden Hizmet İş Sendikası Genel Başkanlığı'na seçildi. Kimsenin görmediği, görmek istemediği milyonları biz gördük, biz duyduk. Arslan Başkanlığındaki yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Keskin, Celal Yıldız, Halil Özdemir ve İdris Ersoy seçildi. Çalışma hayatındaki sorunları dile getiren Arslan, EYT ve vergi konularına ilişkin değerlendirme yaptı. Çalışan kesimin vergi yükünü azaltacak düzenlemeler bekliyoruz. Kriz dönemi bitene kadar çalışanların gelir vergisi oranlarının %10'a sabitlenmesini istiyoruz. EYT için mezarda emeklilik dedik. Geç de olsa çözüm ufukta gözüktü. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren işçilerin emeklilik haklarının iade edileceği bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz ve istiyoruz.